Tamamen karaktersizlik. Bir başörtü bir bayana el uzatsın, hiç kusura bakmasın, şamarı benden yer. Keşke bir kere benim önüme çıksalar onlar. Güzel bir Osmanlı tokadı yer, hiç kusura bakmasın. Bence Türkiye'de artık başörtüsü gibi bir sorun kalmamıştır. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Partinin her kademesinde de görev alıyorum. Sağ olsun Tayyip Erdoğan bu sorunu çözmüştür. Biz bir Hristiyan'a saldırmıyorsak kimse kimseye saldıramaz arkadaş. Bir insanın bacağı açık, bacağa bak. Ya böyle terbiyesiz olur mu? Bu ülke özgür bir ülke. İsteyen kapalı gezer, isteyen açık. Ama şu var, burada şeriat istemiyoruz. Başörtüyü insanlar artık simge haline getirmiş. Hayır, ne münasebet. İnsanlar bunlar... Benim, bakın benim bacım, kız kardeşim hiçbir partiye üye değil. Hiçbir siyasi amacı, gayesi yok. Ama tesettürlü. Eşem, sen nasıl diyebilirsin ki buna? Senin gayen başka, amacın başka. Sen başka niyetle siyasi sembol olarak bu başörtüsünü kullanıyorsun demeye hak ve selahiyetine yok. Son dönemlerde başörtüsüne yönelik çok çirkin saldırılarla karşılaşıyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Keşke bir kere benim önüme çıksalar onlar. Çok isterim. Yani biz onlara nasıl karışmıyorsak, nasıl onlar özgürce dolaşıyorsa bize de bu şey, yani biz de özgür takılmak zorundayız. Yani ne hakla bir insanın başörtüsüne el atarsın? Ya çok sinirleniyorum. Keşke bir gün bana denk gelse. Yani ben açıklara da saygı duyuyorum, kapalıya da saygı duyuyorum. Şu an ülkemizde bir sürü şey var, onlara da saygı duyuyoruz. Hepsi hatta bizden daha iyi şartlarda şey yaşıyorlar ama bilmiyorum yani. Keşke bir bana denk gelseler. Provokasyondur bence, öyle zannediyorum. Toplumu bölmek için yapılan bir olay. Ben öyle düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Şekila, hiçbir sorun yok. Provokasyon kesinlikle. Yani bizi birbirimize düşürmek için yapıyorlar ama bunlara gelmeyelim. Türk milleti olarak beraber olalım hep diye düşünüyorum. Herkes kardeş bu ülkede. Onu sadece şey yapıyorlar, kullanıyorlar. Ama çok arttı. Giderek de artıyor bu saldırılar. O alakası yok. Belki hani baştakilerin bölücü davranmasından olabilir. Daha önce de nasıl bir etki etmiş olabilir efendim? Kimseye bir şey demiyordu. Evet. Ya benim küçüklüğümde camiye giden amca, camiye giden teyzeler vardı. Hiç kimse kimseye karışmıyordu. Evet, eskiden öyleydi ama şu an son dönemlerde bu vakalar daha da artışa geçti. Vakalar bölücülükten oluyor. Yukarıdakiler yapıyor bunu. Yoksa herkes kardeş. Benim için kardeş, bilmiyorum başkası için. Benim çok kapalı arkadaşım var. Ben açığım, hiç de bir sorun yaşamıyorum. Siz böyle bir saldırıya denk gelseniz dışarıda nasıl bir tepki verirdiniz? Bakın, bu ülke özgür bir ülke. İsteyen kapalı gezer, isteyen açık. Ama şu var, burada şeriat istemiyoruz. Burası, Atatürk bize güzel bir ülke bıraktı. Şeriat isteseydi şeriat düzenini kurardı. Demek ki şeriat istememiş, şeriat düzeni kurmamış. Herkes kapanabilir, açılabilir. Kimse kimseye karışmaz. Evet, ben birini görsem kızarım. Sana ne onun giyiminden, kuşamından? Ya açığa da saldırı yapsak karışırım. Sana ne derim? Ama yapıyorlar işte. Ama bu yukarıdakilerle alakalı. Toplumla alakalı değil. Çünkü biliyorsun değil mi? Laikle dindarları hep karşılaştırdılar. Biz laik oluyoruz, ötekiler dindar oluyor. Böyle bir şey yok. Biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. İnşallah da yaşamaya devam edeceğiz ama ben devam etmiyorum. Ben yurt dışına çıkıyorum ama. Başörtüsü şöyle. Ben İsviçre vatandaşıyım. 33 yıl İsviçre'de yaşadım. Orada rahibelerin teoloji okulları var. Kesinlikle kendilerine özgü o rahibe kıyafetleriyle eğitim alıyorlar ve saygınlıkları var. Sokakta insanlar bir saniye lütfen rica ederim. Başörtüsüne tamam, sakin konuşuyorum, beni germe o zaman. Avrupa'da yaşadım. Avrupa'da insan temel ve hak ve özgürlüklerine bu derecede saygı verken benim kardeşim, öz kardeşim 87 senesinde Bursa İlahiyat Fakültesi'nde öğrenciyken Kenan Evren diktatörü başörtüsü yasağını getirdiğinden dolayı bunlar da sivil inisiyatif kullanarak Ulu Cami önünde bir bildiri okuyorlar. Yani diyorlar ki başörtüsü bir tercih ve inanç meselesidir. Nasıl ki başka insanlar farklı tercihlerde bulunuyorlarsa bu insanlar da bu şekilde ilahiyat fakültesine, yani terminolojik olarak teoloji okulu sonuçta. Burada okuyan işte öğrencilere yasak gelince kardeşim bildiri okuyor. Polis de orada arbede yaşanmasın diye çekim yapıyor. Kaldıkları yurtlara baskınlar yapılıyor.
ve baskın sonucu kardeşim ve 11 arkadaşı daha içeri alınıyorlar hapise. Bakın anlatıyorum. Hayır hanımefendi, gazeteye girin. Yani burada bir başörtüsü nasıl bir sorun olabilir ki? Yani bakın bu mesele de hallolmuş vaziyette. Bu yüzden dolayı neden yani bunu hala böyle tartışma meselesi yapılıyor? Yani madem Müslüman bir ülkeyiz, dini bir vecibe ise, dini bir vecibe ise, yani bunu da mütedeyyin bir insanımız bunu takıyorsa saygı duymak durumundayız. Yani buna ama bakın ki. Biraz evvel herkes tepkisel tavırlar sergilendi. Tamam saygı duyuyorsanız. Evet, bir şey demiyorum. Ben de bir şey demiyorum. Bir şey diyor muyum yani? Evet, ama bunu şey yapmak zorunda yani, değil ki insanlar. Yani hayır, siyasi bir amaç gütmenin ağzıyla. Hayır, hayır. Başörtüyü insanlar artık simge haline getirmiş. Hayır, ne münasebet i̇nsanlar ya. Bunlar... Benim, bakın, bakın benim bacım, kız kardeşim hiçbir partiye üye değil. Hiçbir siyasi amacı, gayesi yok. Ama tesettürlü. Eşem sen nasıl diyebilirsin ki buna? Senin gayen başka, amacın başka. Sen başka niyetle siyasi sembol olarak bu başörtüsünü kullanıyorsun demeye hak ve selahiyetine yok. İnsanlarda böyle bir yetki olmamalı. Böyle bir şey yok. Peki, olmamalı. Ben size bir şey sorayım. Tercih meselesidir. İnanç meselesidir. Sakin ol. Sakin ol. Bir şey soracağım. O zaman neden insanlar ayrıştırılıyor yukarıdaki tarafından? Şu var. Hayır, ayrıştırılıyor. Layık ve dindar kesim diye neden ayrıştırılıyor? Hayır, hayır. O ben kim? Ya ben ayrıştırmıyorum hanımefendi. Benim ailemde laik de var, dinlisi de var, dinsizi de var, ateisti de var, deisti de var. Benim ailemde. Ve aile münasebetlerimiz bizim gayet doğal, lokal, normal olarak devam ediyor. Ben açık bir insanım. Benim kapalı arkadaşlarım. Olabilir. Ben hiçbir zaman onlara sen niye kapalısın demem. Heh, o da güzel. Bana sen niye açıksın, evet, diyemez. Evet, aynen öyle. Ben saygı tamam, duyarım. Evet, ne güzel söylüyorsun. Ben zaten tamam, bu konuyu böyle kapattım. Kız bu konuda. Aynen öyle ablacığım. İnsanın kendi terbiyesiyle alakalı, edebiyle alakalıdır hanımefendi. Biz nasıl Alevi, Sünni, Kürt, Laz'ı ayrım yapmıyorsak, benim hanımım da Kürttür. Tamam mı? Biz burada amacımız, yaşamamızın amacı ne? Doğru ve düzgün yaşamak. Ama şu an bizim halkımız bunalım şekilde. Niye bunalım şekilde? Şu an her şey pahalı. Ben emekli oldum mesela. Ne yaptım? Arkadaşımla buluşmak için geldim. Bakın içkiyi mi aldım buradan? Niye buradan aldım içkiyi mi? Biraz daha uygun diye. Bir de arkadaşımı göreyim diye. Yani başörtüsünüz mesela başörtüsüne saygı olsun, Kur'an-ı Kerim olsun. Nasıl biz Hristiyan'a saldırmıyorsak kimse kimseye saldıramaz arkadaş. Olay budur yani. Zaten başörtüsüne saldıran da Müslüman yani, bir kadın. Başörtüsünü yani insan ya. Kapatıyorsa başörtüsünü kullanmayacak hanımefendiler. Tamam mı? Bizim anamız, nenemiz, ceddemiz başörtülüydü. Savaşlarda kim vardı? Hatunlar vardı. Ne hatunlar vardı? Bombalar taşırdı. Amaç başörtüsü davası değil. Amaç geçim davası. Düzgün yaşama davası hanımefendi. Başörtüsü davasında insanlar birbirine saygı gösterecek, tamam mı? Başörtüsünü kapatıp da edepsizlik yapıyorsa o kendisidir. Tamam mı? Kimse kimseye hakaret edemez. Tamam mı? Ama size şunu söyleyeyim. Bu devletin sorumlularını ben söylüyorum. Bu böyle giderse silah milas yasaklıyorlar. Herkes silahını beline takacak artık. Çoluk çocuğuna sahip çıkacaksın. Şu an geçim sıkıntısında herkes çalışıyor. Bak herkes karı koca çalışıyor. Kimse kimseye çoluk çocuğuna sahip çıkamıyor. Takip edemiyor. Tamam mı? Biz niye yazıyoruz Türkiye'de? Türkiye'de İstanbul olarak yer mi? Namusumuz, şerefimiz, haysiyetimiz için yatıyoruz. Vatan, millet, tek bayrak için yaşıyoruz değil mi? Parti marti benim umurumda değil. Önemli olan doğruluktur. Bir insanın bacağı açık, aa bacağa bak. Ya böyle terbiyesizlik olur mu? Edep yahu diyor. Edep mi yaşayacağız? Dürüst yaşayacağız. Bu kadar diyorum. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Bence Türkiye'de artık başörtüsü gibi bir sorun kalmamıştır. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Partinin her kademesinde de görev alıyorum. Sağ olsun Tayyip Erdoğan bu sorunu çözmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün artık başörtüsüyle ilgili bir sorun kalmamıştır. Son dönemlerde başörtülenler çok hakarete uğruyor ve saldırı yaşanıyor. Bunlar münferit olaylar. Aynı şekilde tam tersi de oluyor. Milli takımdaki voleybolculara da saldıranlar oluyor. Daha şeriatçı, dinci gruplar başörtülülere makyaj yapıyor, dar giyiniyor diye de saldırıyor. Bunlar münferit olaylar. Türkiye'nin artık böyle bir sorunu kalmamıştır. Bu gündem değiştirmeye dönük bir şeydir. Bizim ülkemizin
başörtüsü sorunu yoktur. Az önceki arkadaşın da dediği gibi. Yani o sorun çözülmüştür. Bunlar sadece insanların kaşımak için, böyle gündem değiştirmek için, insanların algısını dağıtmak için, dikkati başka tarafa çevirmek için yapılan şeylerdir. Yani yanlış yapıyorlar. Herkes özgürdür. İstediğini kullanabilir, başörtüde kapatabilir. Başı açıkta gezebilir yani. Öyle değil mi? Yani burada insanların kişisel haklarına saygı duymak lazım. Benim eşim de türbanlı. Yani kimse yolda geçen bir açığa kimse müdahale etmediğine göre bir kapalı ya da bir türbanlı ya da bu tarz sataşmalar yapmak bence son derece yanlış bir olay. Sonuna kadar yanlış bulduğum bir olay. Tamamen karaktersizlik bunu yapanlar. Başörtülü. Şimdi başörtülü bir bayan örtüsünü takıyorsa, yanındaki açık bayan da rahatsa... Ya her şeyden önce şunu söyleyeyim ya, demokrasi var diyoruz, özgürlük var diyoruz. Sen hangi hakla o başörtülü bayanın başındaki örtüye el uzatsın? O başörtüsü onun için bir namus, onun için bir iffet. Her şeyden önce Allah'ın ayeti. Nur suresi 31. ayette geçer zaten. Bugün benim yanımda biri bir başörtülü bayana saldırırsa kusura bakmasın, ben dayanamam. Ha, birileri düğmeye bastı galiba. Çünkü bu başörtülü bayanlara taciz, el uzatma, başörtüsünü, bunu birileri düğmeye bastı. Şu an birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Ya mini etek de gezer, diğeri feraje giyer. Bunu kimse ilgilendirmez. Mesela şu an bak, açık bayan. Siz açıksınız şu an mesela. Kapalı bayan. Ya herkes kendi özgürlüğüne göre. Her şeyden önce başörtülü kadın. Ne diyor? Bu benim diyor, sancağım diyor ya. Yani benim diyeceğim bu kadar. Ha, ben şunu da söyleyeyim, kesin söyleyeyim. Bir başörtülü bir bayana el uzatsın, hiç kusura bakmasın. Şamarı benden yer. Ama güzel bir Osmanlı tokadı yer. Hiç kusura bakmasın. Sessiz kalamam yani. Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Bu başlı başına bir şöyle söyleyeyim, kısa ve modern bir şekilde terbiyesizliktir. Bu bir kere başörtüsü Allah-u Teala'nın kesin ve kesin emridir. Bizim nasıl bir gayrimüslime açık çıplak gezmesine insanımız göz yumuyorsa, başörtüsüne de kimsenin saldırmaya hakkı yok. Bir kere burada her şeyden önce toplum olarak birbirlerimizin inancına, kültürüne, değerlerine şey vermemiz lazım. Kıymet vermemiz lazım, değer vermemiz lazım. Hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Bu topraklarda yaşıyoruz. Örfümüze, adetimize, gelenek kültürümüze kıymet vermemiz lazım. Son günlerde böyle olaylar çok şahit oluyoruz. Evet. Şimdi bu yenilgi psikolojisiyle bazı insanlarımız, bu belli bir kesim, ne bileyim, bazı şeyleri kaybettik, çok hırçınlaştılar. Kapalı insanlara, biz onların hiçbir açığına bir şey demiyor. İnsanlar mesela, kapalıların bugün vardır, öyle de örnekler vardır da, genelde böyle olaylara çok metrobüste olsun, Marmaray'da olsun çok şahit oluyoruz, duyuyoruz haberlerde. Yanlış işler. Birbirimizin giyimine, kuşamına saygı göstermemiz lazım. Özgürlük var diyoruz. Özgürlük sana nasıl varsa, o insanların da özgürlüğüne karışmamak lazım. Kapatan insan zorla kapanmıyordur. Onu kimse baskıyla kapatmıyor. Bir inancından dolayı kapanıyordur. Bunlara saygı göstermek lazım. Ona karşı çıkan insanın da kendini sorgulaması lazım. Ya bu da bir insan yani. Çok kötü bir şey. Yani herkesin özgür iradesi. Biz açıklara saygı duyuyor biliyorsak, açıklar da bize saygı duyacak. Hiçbir şekilde yani bunu şey olmaması lazım. Bence çok saçma. Ya ben hani bundan yanayım. Yani çirkin bir şey, saldırı bunlar. Olmaması gereken şeyler. Bence yani olmaması gereken şeyler. Bir şey diyemiyorum.